Amerikan CNN televizyonu, Amerika istihbaratının dünya genelinde yüz binlerce insanın ölümüne yol açan COVID-19 virüsünün Çin'de salgının başladığı Wuhan kentinde yarasa virüslerinde araştırmalar yapan bir viroloji laboratuvarından yayıldığı iddialarını araştırdığını öne sürdü. Uzun bir süredir komplo teorilerine konu olan bu iddia, önceki günlerde Washington Post gazetesinin yayımladığı bir haberle yeniden gündeme geldi. Gazete, Wuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarını ziyaret eden iki elçilik görevlisinin Ocak 2018'de Dışişleri Bakanlığı'nı laboratuvarın güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ve burada yapılan çalışmaların SARS benzeri bir salgının başlamasına neden olabileceği konusunda uyardığını yazdı. Amerika'nın teknolojik ve mali desteğiyle kurulduğu belirtilen laboratuvarın internet sitesinin geçen hafta Amerikalı yetkililerin ziyaretiyle ilgili haberi kaldırdığı belirtiliyor. Sitede, laboratuvarda çalışan ve virüsün ilk görüldüğü kişi olduğu öne sürülen yeni mezun bir öğrencinin de profilini kaldırdığı söyleniyor. Laboratuvar, salgının çıkış noktası olduğuna inanılan vahşi hayvanların da satıldığı balık pazarına birkaç kilometre mesafede. CNN, istihbarat kaynaklarına dayanarak Amerikalı yetkililerin virüsün bir biyolojik silah olarak geliştirildiğine inanmadığı, ancak COVID-19'un buradan kazayla yayıldığı ya da burada çalışan bir kişinin hastalığı başkalarına da bulaştırmış olabileceği ihtimalini araştırıyor. Amerika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'e bu iddialar soruldu. Orgeneral, istihbarat bu iddiaları ciddi bir şekilde inceledi. Virüsün doğal yollarla ortaya çıktığına dair önemli ölçüde kanıt olmasına rağmen bir sonuca ulaşılamadı. Ama yine de tam emin olamayız dedi. CNN, virüsün Wuhan'daki laboratuvardan kaynaklandığı teorisinin Trump'ın destekçileri ve Kongre'deki cumhuriyetçiler tarafından gündemde tutulduğunu öne sürdü. CNN, bu grupların dikkatleri krizi yönetim biçimi eleştirilere hedef olan Trump'tan uzaklaştırmaya çalıştığını savundu. Diğer yandan, İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, pandemi haline gelen salgının doğduğu yer olabilecek olan laboratuvar, bilim insanlarının yıkıcı salgının orijinal kaynağı olduğuna inandıkları mağaradaki yarasalar üzerinde araştırmalar yapıyordu. Ortaya çıkan belgeler, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün Yunnan'ın 1600 kilometre uzağında bulunan mağaralarda yakalanan memeliler üzerinde deneyler yaptığını gösteriyor. Esas şok edici olan ise bu deneylerin Amerika hükümetinden 3.7 milyon dolarlık hibe ile finanse ediliyor olması. COVID-19 genomunun dizilimi Yunnan'ın mağaralarında bulunan yarasalarda gizli. Gazetenin geçen hafta ortaya çıkardığı bu belgelerin ardından yetkililer salgının enstitüden sızan bir virüsten kaynaklanmış olabileceğinden korkuyorlar. Üst düzey hükümet kaynakları ölümcül virüsün ilk kez Wuhan'daki canlı bir hayvan pazarından insanlara bulaşmış olduğunu göz önünde bulundurarak Çin'de laboratuvarda meydana gelen bir kaza sonucu yayılmış olabileceği fikrini göz ardı ediyordu. Doğrulanmamış bir iddiaya göre, enstitüdeki bilim insanları virüsü içeren kanın yanlışlıkla havaya püskürtülmesinden sonra enfekte olmuş ve daha sonra yerel halka bulaştırmış olabilirler. Şimdi ise Amerika'dan yapılan yardımlarla deney yapması için yetkilendirilen Wuhan Laboratuvarı'nın bir proje kapsamında yarasalar üzerinde deney yaptığı öğrenildi. Araştırmanın sonuçları, Kasım 2017'de SARS ile ilişkili koronavirüslerin zengin gen havuzunun keşfi, SARS koronavirüsünün kökeni hakkında yeni görüşler sunuyor başlığı altında yayınlandı. Çalışma şöyle özetlendi. Yunan'daki bir mağarada bulunan yarasalar yakalandı ve laboratuvar deneyleri için kullanılan koronavirüsler için örneklendi. Tüm örnekleme prosedürleri Wuhan Viroloji Enstitüsü Hayvan Etiği Komitesi'nin onayıyla veterinerler tarafından gerçekleştirildi. Yarasa numuneleri Nisan 2011 ile Ekim 2015 tarihleri arasında Çin'in Yunnan eyaleti Kunming'de tek bir yerde doğal yaşam alanlarında farklı mevsimlerde 10 kez gerçekleştirildi. Yarasalar tuzağa düşürüldü ve dışkı sürüntü örnekleri toplandı. Nisan 2018'de yayınlanan bir başka çalışma, yarasa kökenli HKU2 ile ilişkili bir koronavirüsün neden olduğu ölümcül domuz akut ishal sendromu olarak adlandırıldı ve araştırmayı şu şekilde açıkladı. Çin'deki domuz çiftliklerinde 2016 yılında yarasalardan yayılan bir koronavirüs salgını sonrasında yarasalar bir mağarada ele geçirilmiş ve numuneler alınmıştır. Bilim insanları bu virüsü laboratuvar ortamında büyüttü ve 3 günlük domuz yavrularını enjekte etti. Hasta domuzcuklardan alınan bağırsak örnekleri öğütüldü ve diğer domuz yavrularına da verildi. Üst düzey yetkililer son istihbaratlarla beraber virüsün hayvanlardan kaynaklandığını, yani zoonotik olduğunu söylerken,
bir Wuhan laboratuvarından sızdıktan sonra insanlara yayıldığını göz ardı etmiyor. Çin'deki en gelişmiş laboratuvar olarak bilinen 250 milyon lira değerindeki Wuhan Viroloji Enstitüsü ise kötü şöhretli yaban hayatı pazarından 16 kilometre uzaklıkta bulunuyor.